Sizi tanıyabilir miyiz? Ben avukat Bekir Aydın. Aslen Yeni Pazarlıyım. Uzun yıllar İstanbul'da avukatlık yaptım. Hala kendi ofisimde serbest avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu yerel seçimler döneminde İyi Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduk. Haliyle süreci izliyoruz. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Şimdi biliyorsunuz ilk başta öncelikle parti içerisindeydi çalışmalarımız. Yani önce teşkilatlarımızın gönlünü kazanmak ve inancımızı pekiştirmek gerekiyordu. Önce teşkilat içerisinde ilçelerimizi ziyaret ettik. Sonrasında yavaş yavaş sivil toplum örgütlerine ve sonrasında da insanımıza çıkacağız. Yani çarşı, pazarı zaten her gün dinliyoruz. Biz siyasi çalışmayı olağan yaşamdan ayrı bir şey olarak da görmüyoruz. Sadece daha yoğunlaşmış hali olarak görüyoruz. Şimdi bu önümüzdeki günlerde biraz daha sık ve yoğunlaştıracağız. Halkın sizden beklentileri neler? Bu benim için çok çok önemli bir konu. Evet, benim gördüğüm bir Aydın vizyonu var. Burayı, Aydın'ı uzun yıllardır büyük bir kasaba olarak kalmış halde görüyoruz. Evet, benim tespitlerim, projelerim var ama asıl önemli olan insanımızın ne istediği ve ne beklediğidir yani. Bununla ilgili tabii elbette gezdikçe, ilçelerimizi gezdikçe, insanımızı dinledikçe daha çok sorun ve daha çok problemle karşılıyoruz. Bunları da listeliyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bunları çözmek için ne gibi çözüm önerileri getirilebilir? Arkadaşlarımızla sürekli bunların üzerinde çalışıyoruz. En önemli konumuz bana göre Aydın'da vizyon yokluğu. Yani bu şehri bir sınıf atlatacak, yüzünü değiştirecek bir vizyon eksikliği var. Bu vizyon ki tek bir kişiyle olması mümkün değildir. Bu bir ekip meselesidir, koordinasyon meselesidir. El birliğiyle o projelerin hayata geçirilmesi meselesidir. Bir diğer konu da biliyorsunuz yerel seçime giriyoruz. Yerel yönetimlerin mevcut iktidarla veyahut da vesayet makamlarıyla valilikte çatışmalı olması bu şehir için iyi bir netice getirmiyor. Bu el birliğiyle bu şehir ayağa kaldırılacak. Bizler ortaya koyacağımız çözüm önerilerini tane tane ısrarla sonuna kadar anlatacağız ve aktaracağız. Burada gördüğümüz Aydın'daki en büyük problem vizyon eksikliği dedik şunun için. Biliyorsunuz büyük şehrin önemi planlama yapmak. 1/5000 ve 1/25000 planlamaları yapmaktır. Neresi konut alanı, neresi rezerv alan, neresi sağlık veya turizm alanı bunların belirlenmesidir. Elbette bakanlıklarla birlikte yürütülen kısımları da var. Ancak bu planlamalar üzerinde işin uzmanlarıyla en hızlı biçimde çalışarak bu şehirde hareketi başlatmak zorundayız. Kesinlikle söylüyorum ki bizimle birlikte İyi Parti ve İyi Belediyecilikle birlikte Aydın bir anda hareketlenmeye başlayacaktır ve şu ataletten kurtulacağımızı, şehrin yüzünü değiştireceğimize inanıyoruz.